Merhabalar, ben Avukat Ayhan Öğmen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yurt dışına aktarılan paralardan %40 kadarı da ceza gibi alınacak diye bir kanun onaylandı. İthalat, ihracat ve kambiyo olarak. E-2 vizesi için aktaracağımız 50-60 bin dolar gibi rakamlarda bu zorluklarla karşılaşacak mıyız? Yani bu konu bizi de kapsar mı diye e, bu takipçimizin sorduğu bir soru var. Şimdi e, şöyle söyleyebilirim. E, Türkiye'deki bu yakın bir zamanda geçen, bu ithalat, ihracat ve kombiyolarla ilgili e, gerekli, e, Türk, tahmin ediyorum Türk lirasının a, değerini düşürücü e, durumlara yol açan e, bazı e, olayların önlenmesi için alınan bir tedbir niteliğinde bir kanun bu. A, bir, bir yasa diyebiliriz. Fakat bu yasa sizin gibi E2 vizesi yatırımı yapmak isteyip ya da E vizesi ile ilgili yatırım yapmak isteyip Amerika'ya yatırım yapacak kişileri çok kapsayan bir durum değil. Bu genelde daha büyük ölçekte Türkiye'deki ticaret sahiplerinin ya da iş adamlarının yurt dışında yaptıkları çalışmalarda gerekli yatırımlarını ya da paralarını tekrar ülkeye geri getiriyorlar mı getirmiyorlar mı bununla ilgili olan bir süreç. Dolayısıyla sizin e2 vizesi için 50-60 bin dolarlık bir yatırım yapmak için Türkiye'deki yatırımınızı Amerika'ya getiriyor olmanız bir sorun oluşturmaz. Dolayısıyla bu açıdan, bu açıdan diyebilirim ki bu kanun sizin gibi yatırımcıları kapsamıyor. Daha çok zaten çok büyük ölçekte iş yapıp belli şekilde yatırımları noktasında Türkiye'ye tekrar dönüş yapmayan kişileri kapsıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bütün yatırımlara uygulanıyor diye bir kaydede söz konusu değil diye bu takipçimizin bu noktada olan endişesini gidermiş olalım.